Yani İsmail, İsmail Bey de duysun. Tamam, peki. Çünkü bu kadar anlattı. Hı hı. Bu cinayetin olduğu gece televizyon programındaydım. Hı. Bunu bulup paylaşacağım. Aynı zamanda sosyal medyamda. Dedim ki bu bir siyasi cinayettir. Hı hı. Bu işin arkasında siyasetçiler var. Siyasetçiler azmettirmiş durumda. Onun için dedim bu çözülemez. Yargıyı ve polisi bu işin üzerini kapamak için kullanacaklar. Allah dedim bu görevi yani iddianame hazırlama görevini hangi savcıya verdiyse Allah dedim onun yardımcısı olsun. E görüyoruz ki bakın bir buçuk yıl önce yaptığım değerlendirme sonucunda buraya geldi. Peki bu işin sorumlusu kim? kim? Siyasi iktidar biliyor musunuz? Bu işin açıklığa açığa çıkmasını siyasi iktidar engelleniyor. Hani biraz önce tabii daha sonra o konuyu konuşuruz ama bana söz verdiğinizde normalleşme. Ya normalleşme derken Sayın Erdoğan neleri kastediyor ki? Normal ne yani? Normal ne? Bugün Türkiye'nin bu normal durumunda şey. olmasının bu cinayetlerin üzerinin kapanmasının hatta bu cinayetin arka planında bilmiyorum e, o, o farkındalık var mı şu anda e, İsmail Bey'de uyuşturucu trafiği var. Mersin var, kokain var. Bakın yani gerçekten ciddi bir devlet olsa, kurumlar olsa bunun üzerine gider eşeler altından neler çıkar. Ama altından öyle kirli şeyler çıkacak ki onun için bunun üstünü kapamak lazım. Gördüğüm kadarıyla iddianame bu görevi yerine getirmiş. İsmail Bey katılır mısınız? Gitmiş. Şöyle <laughs> ama. E, Katılıyor. Gitmiş, tabii, Şunu söyleyeyim. Bu cinayetin e, merkezine uyuşturucu e, ticaretini alırsak e, o zaman... Merkezini siyasi, onu almıyorum. Yani, yani bu işin içinde onlar o işte var. Şöyle yani bu aslında bir e, tarafın iddiası zaten bu. Diyor ki hı hı. bu aralarında bir uyuşturucu e, ticaretinden kaynaklı bir husumet vardı. Bu nedenle hı. işlendi bu cinayet diyor. Ama bu cinayetin iddianameden işte bugüne kadar dışarıya yansıyan ifadelere baktığınızda böyle bir şey yok. İddianame doğru de mu demiş? Şöyle ya bu, bu sizin ilk başta söylediğiniz cümle doğru. Yani bu bir siyasi, siyasi cinayet. Siyasi cinayet. cinayet. Ve e, onun için neden yani. sorusuna cevap veremediler ve on, ondan dolayı bu iddianame 14 Mayıs'tan önce yazılamadı, 31 Mart'tan önce de yazılamadı. Ne zaman yazıldı? Seçimler bittikten sonra yazıldı. Yani evet. o bile bence bütün sorunun cevabı ya. Yani. Evet size de geleceğim bu konudaki yorumlarınızı almak istiyorum ama önce e, Ayşe Ateş iddianame hakkında ilk kez sözcü televizyonda konuştu sayın seyirciler e, ve şöyle dedi: Olay gerçekleşir gerçekleşmez bu iddianameyi yazıp önümüze koyabilirlerdi. Bir buçuk yıl bekleyip çok basit adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek. Asıl faillerin alenen korunup kullandığı çok açık. Kocamı kimin öldürdüğü de, katilleri kimlerin koruduğu da gayet net. Ne diyeyim yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama önünde sonunda hesap verecekler. Ben buna inanıyorum. Bunun içinde elimden gelen her şeyi yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. İnancı, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun haksız yere katledilen tüm canlar için... Ve Sinan için adalet istiyorum. Bir toplum art susuz, kimsesiz yaşar ancak adaletsiz yaşayamaz. Bunun altında kalacaklar, önünde sonunda kalacaklar. Bunu kimse unutmasın diyor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Sözcü Televizyonu'na yaptığı açıklamada. Kısa bir ara reklam arası sonra konuşmaya devam edeceğiz.